güzel bir kurumsal hayat deneyimim var. Çok rekabetçi bir ortamda yetiştirildim büyük ihtimalle hepimiz gibi Türkiye'de. İnşaat mühendisliği okudum, üstüne işletme master yaptım. Ve koştur bir hayatım oldu. Zamanı geldiği zaman da artık evlenmem gerektiğine karar verdim. Hani üst üste iki çocuk, ben 3,5, biri 5,5 yaşında. 3,5 yaşındaki kızım 3 aylıkken tekrar işe döndüm. Eyüp'te çalışıyordum. Çengelköy'e oturuyoruz. Arabayla gidiyorum, geliyorum. En az 3 saatim yollarda geçiyor. Ve sürekli multitasking'in dibi yani. Çünkü mükemmel bir kadın olmam lazım, ince olmam lazım, spor salonu. İyi bir çevrem olması lazım, bol bol network. Ve koştur hayatım geçiyor. Ve o noktada bir yerde mindfulness'ı tanıştım. Coursera'dan aldığım Modern Psychology and Buddhism diye bir dersi sen aldım. Orada mindfulness'la tanıştım ve öyle bir noktadaydım ki arabada dururken ışık yeşilden kırmızıdan yeşile dönene kadar kalbim kuş gibi çırpıyordu. Yani meğer şimdi anlıyorum ki bir anksiyete yaşıyormuşum. Ama mindfulness'la tanıştıktan sonra esasında o yapmam gerekenler, olmam gerekenler soğan kabuğu gibi tek tek açılmaya başladı ve transforme olduğunu düşünüyorum. Yani bir kişi olarak zaten birçok ilişkime de yansıdı iş hayatıma da ki artık kurumsal hayatı bırakmaya karar verdim ve bir girişimci oldum. Bunun üzerine hemen hemen 3 sene geçti. Bu girişimciliğin 5. 6. ayında ise girişimciliğimin merkezine mindfulness koymaya karar verdim. Öteki işim de paralelde devam ediyor ama gittikçe ufalıyor ona ayırdığım vakit çünkü kalbim burada atıyor. Ve bende bu farkı yaratan şeyi herkesle paylaşmak istiyorum. Yani böyle projelerin bir parçası olmak istiyorum. Özellikle mümkünse kamuda bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden de...